Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde jQuery'de animate fonksiyonunu göreceğiz. Animate fonksiyonu ile kendi özel efektimizi nasıl oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Yine bulut klasımı seçiyorum. Animate. Arkadaşlar animate fonksiyonu CSS'deki bazı özellikleri değiştirip kendi özel efektimizi oluşturmamıza imkan sağlar. Bunlar ne gibi özellikler? Mesela margin top diyelim. Yukarıdan bir 100 piksellik bir boşluk bıraksın. Başlık klasıma tıkladığımda bulut klasımda yukarıdan 100 piksellik bir boşluk bıraksın. Tıkladığımda gördüğünüz gibi boşluğu bıraktı. Şöyle bunun alabileceği tabi diğer CSS parametreleri de var. Left diyelim. Margin left'te soldan da bir 100 piksellik boşluk bıraksın. Bunun püf noktası arkadaşlar sadece CSS'deki sayısal, numerik özellikleri alır. Mesela bir arka plan rengini değiştiremezsiniz animate fonksiyonuyla. Evet, bunların dışında tabi top yine 100 piksel olsun. Left, o da 100 piksel olsun. Bunlar bildiğiniz gibi CSS'den hatırlayacaksınız. Yukarıdan ve soldan nesnemizin konumunu ayarlamak için kullandığımız özellikler. Buna tıkladığımızda çalışmıyor. Şöyle CSS'de bu özellikleri kullanabilmemiz için position relatif özelliğini vermemiz gerekiyor nesnemize arkadaşlar. Daha sonra top left özelliğini kullanabiliriz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi nesnemiz istediğimiz konuma gelmiş oldu. Bu arada yine padding verelim. Yukarıdan o da bir 50 piksel olsun. Şöyle, evet, yukarıdan da açılmış oldu. Bunları bu şekilde yapabildiğimiz gibi sıralı bir biçimde de oluşturabiliriz arkadaşlar. Onun için bunu bir çoğaltalım. Ve İlk olarak yukarıdan 100 piksel ve daha sonra da soldan 100 piksel konumunu ayarlamış olacağız. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde hareketini sağlamış olduk. Yine yukarıdan ayarladık. Bir de bunun opacity özelliğini değiştirelim arkadaşlar. Hatırlayacaksınız 0 ve 1 arasında değer alıyordu. Tabi bunların yazım şekilleri değişiyor. Mesela burada opacity yazarken çift tırnak kullanmıyoruz. Ve animate fonksiyonu bir parametre alıyor arkadaşlar. Daha önceki metotlarda gördüğümüz gibi slow, fast veya milisaniye cinsinden değerler alıyor. Şimdi yavaş biçimde yukarıdan konumunu ayarlayıp bir de opacity'sini nasıl değiştirilir bunu gördük arkadaşlar.